sevgili anneler, doğumdan sonra aile büyükleri, anneanneler, babaanneler, dedeler aile içi ilişkilere ve bebeğin bakımına dahil olmak istiyorlar ve birazcık bazen fazla olaya dahil oluyorlar. Bunlar bazı sorunlara yol açabiliyor. Evet, merhabalar Yeşim. Merhaba. Yeşim, bu sorunları nasıl engelleyebiliriz? Nasıl anneannelerin, babaannelerin, dedelerin biraz fazla hayatımıza entegre olmasını engelleyebiliriz? Şimdi aslında burada o dönemki topluluğu, büyük anneler, büyük babalar ve anne baba topluluğun birbirinin ihtiyaçlarını doğru anlaması lazım. Evet. Şimdi anne çok fazla bir böyle heyecanlı bir süreçten geçmiş, çocuğunun bakımına çok odaklanmış, hazırlanmış. Teori süper ama pratik eksik ve evet, böyle küçücük bir şeyde paniğe kapılabiliyor. O dönemde de anneanne ve babaanneler özellikle kendi tecrübelerini yeni anneye çok fazla aktarıp aslında hem torunları için katkıda bulunmaya çalışıyorlar hem de işe yaradıklarını hissetmeye ihtiyaçları var. Evet. Ben hep her zaman şunu söylüyorum. Evet, biz yeni nesil yöntemlerle çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, doktorlara danışıyoruz, uzmanlardan bir şeyler öğreniyoruz. Ama elbette eski tecrübeler ve bilgiler de çok kıymetli. Evet. Aslında bunları harmanlamak lazım gereğince ama elbette doktorumuza danışarak her zaman. Anneanneler, babaannelerin de o ihtiyaçlarını, onların da işe yaradıklarını hissetmeye ihtiyaçlarını tamamlamak lazım. Ama bazı anneanne ve babaanneler çok müdahaleci olabiliyorlar, bunu biliyorum. Öncelikle şunu unutmamaları lazım büyüklerin. Şimdi anneannelik ve babaannelik zamanları, onların annelik zamanları değil. Bırakacaklar yeni anne, kendi tecrübelerini kendisi edinecek, doğruları ve yanlışları kendini bildiğince yaşayacak, tecrübe edecek. Onlar da ısrarcı olmadan katkıda bulunabilirlerse ne güzel. Ama bazen bu dönem anneanne ve babaannenin rekabeti haline de gelebiliyor. O işte yeni anneli o sahne için çok daha yıkıcı oluyor. Evet. O yüzden hep şunu söylüyorum, lütfen yuvasının başında kalabalık yapılmasın. Hani hem hijyenik açısından, hijyenik açıdan, hem annenin yeterince dinlenmesi ve kendini rahat hissetmesi açısından, anneanne ve babaannenin dönüşümlü destek vermesi, eğer aralarında bir gerginlik ve rekabet varsa çok daha iyi olur. Burada önemli olan bebeğin iyiliği ve yeni annenin rahat etmesi. Ama yeni annelerde bütün o büyüklerin tecrübelerine, öğütlerine kapalı olmasınlar. Çünkü bazen o teorik bilgiler bizi yolda bırakabiliyor. Evet. Bazen en küçük şeyde paniğe kapılabiliyoruz. O zaman da o büyüklerin desteği de çok kıymetli bizim için. Evet, peki çok teşekkür ederim Yeşim. Evet sevgili anneler, aslında lohusalık süreci de annenin, anneannenin, babaannenin, aile büyüklerinin, babanın hep beraber herkesin karşılıklı yönetmesi gereken bir süreç. Yani anneye karşı tabii ki biraz daha ekstra anlayış gerekiyor. Fakat annenin de yardımları görmezden gelmemesi gerekiyor. Annelerde şöyle bir şey oluyor, yani bende oldu. Her şeyin en doğrusunu ben yapıyorum, en doğrusunu ben biliyorum kafasıyla hareket ediyorlar. Fakat birazcık anneannelere, babaannelere de açık olmak, onların yardımlarını da almak gerekiyor bence. Görüşmek üzere, hoşça kalın.